pensili temel beden çalışması yapıyoruz. Daha önce çizdiğimiz pensili temel bedeni drapaj üzerinde uygulayarak kalıbını çıkartmış olacağız. İlk başta yapar, sadece üst bedeni yapıyorum. Alt bedenle bütün olarak daha sonra çalışacağız. Yine ön ortamıza kumaşımızı bu ölçülerde 35-48 ölçülerinde bir 28 cm göğüs hattını şu şekilde çizdik. Ön ortasını 2 cm'den çizdik. Sağ açılı cetvelle 90 derece mi değil mi diye baktık. Ütüledik gerekirse, değil mi? Onu hazırladık bu şekilde kumaşımızı. İlk başta yaptığımız neydi kızlar? Ön ortasını çok düzgün bir şekilde sabitlemekti. Ön ortası ve göğüs hattını 90 derece oluşacak şekilde bu şekilde ayarlıyorum. Şöyle bir kez bantlarla şöyle şimdilik şey yapacağım. Daha sonra yine çizeceğim. Tam ortaladım. Şurası tam ortaya geldi. Ve daha sonra da iğneleyeceğim. Süngerim çok iyi olmadığı için bunları yatay olarak iğneleyeceğim ama dikey olarak iğnelemek doğru olan. Tamam mı? Kaydırmamaya özen gösteriyorum. Buranın hiç değişmemesi gerekiyor. Kaymayacak şekilde bunu iğneledim. Yine göğsün de şu kısmını şu kadar iğneleyeceğim. Bu hatlar üzerinde çalışacağım. İşim daha kolay. Geldim. Biraz gerdim farkındaysanız. Bakın şuradan sol elimle hafif geriyorum. Ve iğneyi tutturuyorum. Bu tarafa da yapıyorum. Bu şekilde iğneledim. Şimdi burada zaten fazlalıkları görüyoruz. Şuradaki fazlalıkları. Buranın da oturması için bir fazlalık var. O fazlalığı da pens olarak uygulayacağım. Buradaki fazlalığı da pens olarak uygulayacağım. Ama hangi hat üzerinde? Daha önce belirlediğim kup hattı üzerinde. Birinci olarak ne yaptım? Ön ortasını sabitledim. Göğüs hattını sabitledim. Fazlalıklarını pens olarak atacağım. Şu şekilde. Zaten şeyden hatırlarsınız. Pensil temel bedende penslerin uç uca geldiğini biliyoruz. Şimdi şöyle şurayı bakın şöyle tuttum. Şu şekilde fazlasını attım. Kolu iyice oturttum. Bir bant yapıştırıyorum şuraya. Şuraya bir tane iğne takıyorum. Buraya bir tane iğne takıyorum. Bu yakayı keseceğim. Daha rahat pensil oturtacağım. Hafifliyorum ki daha rahat bu şekilde otursun diye. Ve buraya şöyle çıtlar atıyorum. Şeklimizi güzel verebilirim diye. Bakın şimdi nasıl oturdu gördünüz mü? Evet şimdi bunu aldım. Pensimi tam bu hattın, pensin kenarlarının birleştiği yerleri tam bunun şu çizginin üzerinde olacak şekilde iğneliyorum. Neydi? Göğüs ucuna kadar aşağıya doğru inmiyordum. 1,5 santim göğüs ucundan yukarıda pensi bitiriyorum. Pensi temel bedeni hatırlayın.
getiriyorum. Şimdi şurayı güzelce oturtuyorum. Şu kısmı oturtuyorum. Fazlasını tens olarak alacağım. Ama yanda da yine bu fazla kumaşı hem atacağım hem de daha iyi yerleştirmek için yapıyoruz bunu. Şuraya bir tane iğne takayım. Şu şekilde. Şuradaki fazlalıklar bize engel olabiliyor. Şimdi buradaki terse, buradaki potlukları terse doğru vererek orayı da kapatacağım. Şöyle aldım. Yine bu çizgimi kullanıyorum kızlar. Şu alttaki çizgiye yine pens kenarlarını denk getirerek yapacağım. Şöyle. Yine göğsün ucunda bitmeyecek şekilde olacak. Alttaki fazlalığı kesiyorum. Şu saatim kalacak şekilde. Buralara bele kadar çıtlar atıyorum. Şimdi biraz daha bunu gererek yerine oturtacağım. Biraz daha alacağım bıçakla. Hattımız kaymış. Bunu biraz bu tarafa taşıyacağım. Yani şu hattın üzerinde olsun diye. Çıt attıktan sonra ortaya çıktı onlar. Böyle yaptığında sağ tarafında daha iyi oturduğunu görüyoruz. Şimdi bu şekilde oturduğunu düşünüyoruz. Şu şekilde. Düzeltmemiz gereken yerleri dediğim gibi çıtlardan sonra tekrar düzeltiyoruz. Mesela şurada bir düzeltme yapabilirim. Şimdi artık kol evini, yakasını, omuz çizgisi. Yakamız. Kol hattımız. Yan dikişe kadar geldim buraya. Yan dikiş. Tamam. Şimdi keselim. Paralel bir şekilde çizdiğim çizgiye kesmeye çalışıyorum. Kalacak şekilde kestim. Şimdi bakıyorum şöyle düzelteceğim. Artık arkaya geçebiliriz. Ön ortasından sabitleyeceğim. Göğüs hattına sabitleyeceğim. Daha sonra fazlalıkları da atacağım. Şu şekilde. Buradan bantları alayım. Önce şurayı bir sabitleyeyim. Thank you.
Şimdi omuzda bazen pense ihtiyaç olmuyor. Bunda yok gibi görüyorum. Kişinin hani sırt genişliğine, omuz genişliğine bağlı olarak hani bunda ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Şu yakayı bir yuvarlayalım. Başta eğrilik. Burayı da bir miktar getirdim. Şimdi şöyle ayarlayacağım. Şuradaki fazlalığı, pokluğu şu şekilde burayı düzeltiyorum. Omuzu düzeltiyorum. Yanı düzeltiyorum. Fazlalığını kesiyorum. Pensi topluyorum. Şu pokluğu gideriyorum. Omuzda dediğim gibi bir pense ihtiyacımız yok gibi. Şu fazlalığı keseyim. Şöyle gelerek şurayı ayarladım. Buradaki fazlalığı da pens olarak şöyle planlıyorum yapmayı. Hatırlarsanız arka penste sırtta çok yoktu. Bunda da yine aynı şekilde çıktı. Çünkü asıl oyuntu ve kavisler önde biliyorsun. Şuraya da oturtuyorum. Şimdi çizimlerimi yapacağım. Bir alttakini ön omuzun çizgisine göre hazırladım onu. Bu kolu da görüyorum zaten üstten. Onun hizasında yine hazırlıyorum. Yanı çiziyorum. Bu şekilde. Şimdi 2 santim. Kestim. Nasıl şimdi çıtlardan sonra düzeltiyorum. Oturmayan bir yeri var mı? Yok. Şu anda oldu gibi. Artık son net çizgilerimi alabilirim. Zaten çoğunu çizmiştim. Yine de kontrol amaçlı ne yapacağım? Şu omuzu şey yaptım. Çizdiğim yerden katlayacağım. Şöyle. Değdirmeden bunları sanki dikiyormuş gibi bunda da yine aynısını yapalım. Kaplıyorum. Bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra eğer hani bunun hata var mı yok mu diye bakıyoruz. Başka bir renk kalemle yapabilirsiniz. Şu anda bir şey görünmüyor. Gördüğüm kadarıyla. Hani oturdu diye düşünüyorum. Bu şekilde dikiliyor ya çünkü. O nedenle artık şeyleri alabilirim. Kesim hatlarını alabilirim. Şöyle çevirdiğimde de içeri girmiş mi girmemiş mi diye kontrol ediyorum. Şöyle. Evet.
bu şekilde iyi oldu. Şimdi bir tek penselin işaretini, bel işaretini alacağım. Bir yerden şöyle noktalar alıyorum. Tam uç noktasını ayarladım. Şöyle işaretlerini aldım. Bele geldiği yeri işaretledim. Noktaları halinde aldım. Beli çiziyorum. Alttaki grobrene göre çiziyorum. Yine bunda da aynı şeyi yapıyorum. Şu bele gelen yere iki nokta koydum. Pensil ucuna koydum. Çizdim. Zaten burayı çizmiştim. Şimdi şurayı şöyle açacağım. İki tarafına bakın şöyle nokta koyuyorum. Ucuna da noktayı koyuyorum. İşaretleri aldım. Ön ortam zaten burası. Ön burası oldu. Arkada burası oldu. Bir tık arkaya kalmış, onu da çizelim.